Kına, geçmişten günümüze gelen bir İslam geleneğidir. Eskiler, kınanın evlenecek çiftleri nazardan ve kötülüklerden koruyacaklarına inandıkları için çiftlere özel kına geceleri düzenlenirdi. Günümüzde de ününü kaybetmeyen kına gecelerin başrolü. Adet olmasının yanında sağlığa da birçok faydası var. Mantara faydası var. Mantar hastalarına faydası var. Saç dökülmesine faydası var. Ondan sonra baştaki kaşıntıya faydası var. Türk geleneğine göre kına adanmış olmanın işareti olarak gösterilir ve bu nedenle kına üç şey için yakılır. Kurban edilecek hayvana, asker adaylarına, evliliğe aday gençlere. Peki kına gelenek dışı nerelerde yararlıdır ve nerelerde kullanılır? Bunun işte ellere, ayaklara yakıyorlar. Hatta benim her hafta alan müşterilerim var. Şeker hastalığını dengelediğini söyleyen müşterilerim var. Yaralar iyi gelir. Eksem hastalarını, sedef hastalıklarını alıyorlar. Bunu elma sirkesiyle ayaklarının altına yakıyorlar her hafta. Kınanın çok şeye faydası var. Kına sünnettir zaten. Ayak mantarının tek önleyicisi kınadır. Askeri ocağına giderken eline kına yakar giderlerdik. Geldiklerinde kına alırdık. Ben de aldım yani. Erkeğe askere gider yakıl. Bir daha yakılmaz. Bir de düğünde yakar yani. Başka yakmaz yani. Ama kadında devamlı alışkanlığı halinde saçlarını yakar. Kurban keseceğimiz hayvana kına yakarız bir. Askere göndereceğimiz oğlumuza kına yakarız iki. Gelin kızımıza ondan sonra eşine kurban olsun diye kına yakarız üç. Her yönden faydalıdır ve bir gelenektir ya. İslam'dan kalma, İslam'ın bir geleneğidir kına. Esnaf, naftalinin tercih edilmesinin satıcının çoğalmasından kaynaklı eskiye göre azaldığına dikkat çekti. Daha azaldı ama satıcının çoğalması ve marketlere de girdiğinden olduğunu düşünüyorum. Yine tercih ediliyor. Azalsa da yine tercih ediliyor. Eskiden daha çok tercih ediliyordu. Şimdi çok azaldı yani. Naftalin ise eski eşyaların güvelenmemesi için kullanılır diye biliyoruz. Ekstrası var mı? Haberin detaylarına bakalım. Bu güve mesela kullanılmayan eşyalar güvelenir, halılar güvelenir. O amaçlı kullanılır. O bu durumu ortadan kaldırır. Uzaktan da kokusu hoştur. Yani. Temizlik kokusu hissi verir. Ayrıyeten lavabolarda da koku giderici olarak kullanılır. Hani yünlü eşyalar atılıyor. Şimdi günümüzde de yün şey kalmadı ama herkes işte polyester, yani laylon ürünleri kullandığı için hani az da olsa eski insanlarımız halıların altına işte örümcektir hani şey baharın Mart'ta temizliğe kalkılır. O zaman herkes atar yani. Kışlık elbiseleri kaldırdığımızı atar. Koku giderici gibi. Lavabo yuvarlakları var onun. Lavabolara konur. Buyur.